Herkese merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ürün denemelerine devam ediyoruz. Ve bugün deneyeceğimiz ürün Kanto'nun kadayıfli muhallebisi. Bundan önce 5 tane daha ürün denemiştik. Hemen kısaca onları söylüyorum. Dr. Oetker bardakta puding, Agde dondurmalı irmik, Dermakil saç maskesi, Knorr çabuk makarna ve Dr. Oetker'in bisküvili pudingini denemiştik. Bugün de sıra Kanto'nun kadayıflı muhallebisinde. Hemen kutusunu açıyorum, içindekilere bakalım. İçinden bir bu kadayıf kısmı çıktı, bir de muhallebi toz karışımı çıktı. Onun dışında arka kısmında yapılacaklar kısmı var ama yapılacakları ben yaparken tek tek anlatayım. Buradan uzun uzun okumayayım, bayağı uzun bir kısmı var. Sadece şunu eklemek istiyorum. Bu içinden çıkanlar dışında ekstra eklemeniz gereken bazı malzemeler var, onları sayayım. 2 yemek kaşığı margarin eklemeniz gerekiyor. 2 yemek kaşığı şeker ve 3,5 su bardağı da süt eklemeniz gerekiyor. Bu içinden çıkanların haricinde. Yapmaya başlamadan önce en çok sorduğunuz, en çok merak ettiğiniz soruya geleyim. Migros'tan 7,95 aldım. Siz de almak isterseniz oradan alabilirsiniz. Ayrıca lütfen video, yani yapılışına başlamadan önce lütfen kanalıma abone olur ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi yapmaya başlayalım. Tavaya 2 yemek kaşığı margarin, 2 yemek kaşığı da şeker ekledik. Tüm olarak da paketten çıkan kadayıfları ekledikten sonra orta ateşte rengi koyulaşana kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz renge gelene kadar kavurduk. Şimdi altını kapatıp soğuması için kenara bırakıyoruz. Şimdi başka bir tencereye 3,5 su bardağı süt ekledim. Daha sonra içinden çıkmış olan muhallebi karışımını ekliyorum. Kaynayana kadar bunları yüksek ateşte iyice karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıp 4-5 dakika kadar daha karıştırıyorum. Ondan sonra bunu da alıp soğumaya bırakıyorum. Şimdi muhallebimiz de hazır. İyice soğuyana kadar bekliyoruz. Şimdi önce kabımızın altına kadayıflardan bu şekilde döküyoruz. Daha sonra ise kadayıfların üstüne muhallebisinden döküyoruz. Daha sonra da kalan kadayıflarından döküyoruz. Bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabına koyup biraz dinlendiriyoruz. Dolapta 1 saat beklettim ve şimdi kesiyorum. Ve sonunda tadına bakma kısmına geçiyoruz. Şimdi kamera arkasında şöyle bir teknik aksaklık yaşadık. Tam kesmeye başlayınca şunu fark ettim. Ben 1 saat dolapta bekletmiştim. Ama normalde dilim dilim halinde çıkması gerekiyor. Yeteri kadar dinlenmediği için normalde kutusunun üzerinde 1-2 saatte servis edilebilir, hazır yazıyor ama normal olması gerektiğinden daha küçük bir kap kullandığım için büyük ihtimal muhallebi katmanını biraz daha böyle kalın yaptım. O yüzden mi oldu bilmiyorum. Ama bir türlü o dilimlenebilecek katı bir kıvama gelemedi. Tam 4 saat geçti. Belki ışıktan da anlayabiliyorsunuz. Böyle karardı falan artık. 4 saat sonucunda bu şekilde bir artık dilimli halde çıkartabildim. Şimdi tadına bakacağım. Ondan sonra da genel olarak yapmaya başladığım andan itibaren beğendiğim, beğenmediğim bütün yanlarını, eleştirilerimi söyleyeceğim. Artık değerlendirmeye başlıyorum. Paketini açmadan önce şunu düşünmüştüm. İnşallah yeterli miktarda kadayıf içine koymuşlardır diye düşündüm. Çünkü daha önce bisküvili pudingi denerken şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Bisküvisini çok az koymuşlardı. Yani sadece puding kısmı var gibi bir şeydi yani. Bisküvi kısmı çok azdı. İnşallah dedim bunda da kadayıfı için aynısı söz konusu olmaz. Hani bir eksiklik olmaz. Yeteri kadar koymuşlardır diye düşündüm. Kadayıf konusunda en ufak bir sıkıntı çekmedim. Fazla fazla yetti. Muhallebi konusunda da aynı şekilde. Uğraştırıcı mıydı? Çok fazla değildi. Muhallebisini hızlı bir şekilde hazırladım. Kadayıfını kavurdum sadece. Hazırlanış olarak pratikti. Kadayıf gayet yeterliydi. Tat kısmına gelirsek şöyle değerlendirmem olacak. Daha önce kendim hazırlamadım bu tattan ama başka yapan kişilerden yemiştim. Genelde yapanların kadayıflarında şöyle bir sorun oluyor. Kadayıfları çok yumuşuyor. Bunda da kadayıf kısmında ona dikkat ettim. Kadayıfları gerçekten çıtır çıtırdı. En ufak bir sorun yoktu. Muhallebi kısmını da gerçekten beğendim.
Hatta şöyle söyleyebilirim. Daha önce 5 tane şey denediğimi söylemiştim. Bir tanesi maskeli ama 4 tanesi yiyecekti. Onların arasından en çok beğendiğim benim kadayıflı muhallebi oldu. 5 arasında bir sıralama yapacak olursam 1 numaraya gerçekten bunu koyarım. Hem fiyatıyla da karşılaştırdığımda, yapım aşamasında her şeyini karşılaştırdığımda ben gerçekten o tatlıyı beğendim ve size de tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Diğer videoların linklerini de aşağıya bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.